Sevgili 9. sınıf arkadaşlarım, artık 9. sınıfa geçtiniz ve ders sayınızda ciddi bir artış oldu. Bir de yetmemiş gibi derslerde zorlaştı ve yazılılar da kapıda. Eyvah, ne yapacaksınız? Şimdi size vereceğim taktiklerle yazılılara çok daha kolay hazırlanacaksınız. Öncelikle ilk ve en önemli kuraldan başlamak istiyorum. Asla ama asla lütfen çalışmayı son güne bırakmayın. Yani örnek vereyim. Pazartesi günü fizik sınavınız var. Siz pazar akşamı defterlerinizi, kitaplarınızı çıkartıp da ben konuyu en baştan çalışayım lütfen demeyin. Çünkü bir sınavda, bir yazılıda başarılı olmak istiyorsanız o dersi mutlaka iki kere farklı günlerde çalışmış olmanız gerekiyor. Yani ne dedik? Pazartesi fizik sınavınız varsa o zaman bir önceki hafta çarşamba veya perşembe günü güzelce bir taramanız lazım o fizik konularını. Arkasından pazar günü tekrarını yapmak sizin için çok daha faydalı olacaktır. Yani sınavdan önceki akşam en baştan konu çalışılmaz, genel bir tekrar yapılır. Lütfen bunu unutmayın. Peki ders sayınız fazla olduğu için aynı güne sınav gelmesi de çok muhtemel olarak karşınıza çıkıyor. Yani pazartesi günü hem fizik sınavınız hem de coğrafya sınavınız olabilir. Peki böyle durumlarda ne yapacaksınız? Burada sizi kurtaracak şey yapmış olduğunuz çalışma programları. Ama özellikle yazılı haftalarında, sınav haftalarında sürekli olarak uyguladığınız programı lütfen uygulamayın. Yazılılarınıza yönelik olarak farklı bir çalışma tekniği geliştirmeye çalışın. Farklı bir program yapmaya çalışın. Programınızı hazırlarken bir sevdiğiniz, bir sevmediğiniz, yani bir zorlandığınız, bir zorlanmadığınız dersi koymak çok daha faydalı olacaktır. Yani diyelim ki pazartesi fizik ve coğrafya sınavınız var dedik ya, ama siz gel gelelim ikisine sevmiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? O gün sizin için işkence gibi geçmemesi adına fiziğin yanına belki edebiyat dersini seviyorsanız onu yerleştirebilirsiniz. Böylece programı daha uygulanabilir ve daha motive edici bir hale getirebilirsiniz. Düzenli tekrar yapmak da özellikle sınav dönemlerinde çok hayat kurtarıcı bir hamle oluyor. Bizlerin en sık yaptığı hata ne yazık ki şu: son gün konuyu en baştan çalışmaya çalışıyoruz. Bunu yapmak yerine günlük ve haftalık tekrarlar yaparak sınav zamanında ders çalışmamızı %50 oranında azaltabiliriz. Yani sürekli tekrar etmiş olacağımız için zaten konulara oldukça hakim oluyoruz. Ve böylece sınav dönemlerine sıkışmadan minik minik tekrarlar yaparak, şöyle bir gözden geçirerek, en baştan bir okuyarak çok daha verimli bir şekilde çalışmış oluruz. Ve konularda bazı yerler vardır ki öğretmen orada sesini yükselterek der ki, bakın arkadaşlar burası çok önemli, burayı lütfen dikkatlice dinleyin, herkes dikkatini buraya versin der. İşte o yerleri, o kısımları mutlaka not almanız gerekiyor. Şöyle minik hemen bir yıldız atabilirsiniz, renkli bir işaret koyabilirsiniz. Ve lütfen yazılı zamanlarında, sınav zamanlarında oralara bir kat fazla çalışın. Yani konunun tamamını çalıştıktan sonra o önemli yeri bir kere daha okuyun. Gerekirse bir kere daha not çıkartın. Bir kere daha gözden geçirmek çok daha faydalı olacak. Bir de aynı zamanda öğretmen belki vurgulamamış olabilir, İşte burası çok önemli dememiş olabilir ama bazı konuları, bazı yerleri tekrar tekrar anlatabiliyorlar ve siz de içinizden üf anladık hocam diyorsunuz, biliyorum. Ama işte oralarda öğretmenin yine çok önemsediği ve vurguladığı noktalar olmuş oluyor. Nasıl ki burası çok önemli dediğinde not alıyorsak, yine aynı şekilde iki kere, üç kere anlattığı yerleri de lütfen not alıp oralarda daha dikkatli çalışmaya çalışın. Peki öğretmenleriniz ödev veriyor mu? Ödev neden verilir? Ödevler bir konunun daha iyi öğrenilmesini sağlayan pekiştireçlerdir. Lütfen bunu unutmayın. Ve eğer ki öğretmeniniz bir ödev verdiyse size, o konuyu önemsiyor demektir. Yani ödev verilen konulara da yine az önceki maddede bahsettiğimiz gibi bir kat çalışmak çok daha faydalı olacaktır. Şimdi geldik çalışma tekniklerine. Herkesin ders çalışırken kendisine uygun olan çalışma tekniği birbirinden farklı olabiliyor. Ama benim genelde önerdiğim 3 farklı yöntem var. Bunlardan bir tanesi yazarak çalışmak, bir tanesi özet çıkartmak, bir tanesi ise bir başkasına anlatma yöntemi. Sizin için hangi yöntem daha uygunsa bunu değerlendirebilirsiniz. Ya da tamamen diyebilirsiniz ki, hocam ben bunların hiçbirini kullanarak bir fayda sağlayamıyorum, bambaşka bir yöntemim var. Onu da kullanabilirsiniz tabii ki. Ama burada önemli olan şey sizin için doğru yöntemin ne olduğunu belirlemiş olmak. Yani hangi derse nasıl çalışmanız gerektiğini, hangi yöntemi kullanırsanız daha başarılı olduğunuzu bilirseniz işte o sınavdan çok daha yüksek notlar alabilirsiniz. Örnek yazılılar çözmek de bu dönemde bizim işimizi oldukça kolaylaştırıyor. İnternete girdiğinizde, örnek veriyorum, edebiyat dersi 9. sınıf 1. dönem 1. yazılısı yazdığınızda karşınıza bir sürü örnek yazılılar çıkıyor. Bunlardan birkaç tanesini çözmek yine sizin eksik olduğunuz konuları belirlemenizi sağlıyor tabii ki. Aynı zamanda bunları belirledikten sonra bir tur daha çalışarak eksiklerinizi kapatabilir ve sınava girdiğinizde onları doğru yapabilirsiniz. Öğretmeninize sık sık,
Hocam sınav test mi, klasik mi diye soranlardan mısınız? Eğer ki soruyorsanız lütfen bundan vazgeçmeyin. Evet belki öğretmenler için bu bunaltıcı olabilir ama sizler için doğru çalışma yöntemini belirlemenizde faydalı oluyor diyebilirim. Çünkü her soru tipinin farklı çalışma yöntemleri olabiliyor. Eğer ki sınav testse daha test çözmeye odaklı bir çalışma uygulayabilirsiniz. Ya da eğer sınav klasikse daha fazla yazarak ve daha fazla ezber yaparak çalışmak sizler için çok daha doğru olacaktır. Aynı zamanda sınav test mi, klasik mi, doğru yanlış mı, eşleştirme mi bunu bildiğimizde belki soruları da tahmin edebiliyoruz kimi zamanlar. Bir örnek vereyim size. Eşleştirme olduğunu öğrendiğiniz sınavda tahmin etmeye çalışın lütfen soruları. Mesela edebiyat dersinde eşleştirme ne karşıma çıkabilir diye düşünebilirsiniz. Ne işte masal görüyorsunuz, hikaye görüyorsunuz, roman görüyorsunuz, tiyatro görüyorsunuz gibi. O zaman ne olabilir? Öğretmenin size bir özellik verir değil mi? Karşısına da masal mı, hikaye mi, tiyatro mu neyse bunu eşleştirmenizi isteyebilir. İşte siz kendinize böyle küçük sınavlar hazırlayarak aslında hem soruları tahmin edebilirsiniz hem de o konuyu çok daha iyi pekiştirmiş olursunuz. Ve lütfen çalışırken bol bol renkli kalemler kullanın. Renkli kalemler özellikle de yazarak çalışırken bizlerin konuyu kategorilendirmesini sağlar. Kimi zaman böyle sınavlarda aklımıza gelir ya, ya bu işte konu hangi başlığın altındaydı, ben bunu hangi renkle yazmıştım diye bile düşünebiliyoruz. Çünkü bu renkli kalemler bizlerin görsel hafızasını olumlu anlamda etkiliyor ve sınavlarda aklınıza çok daha kolay gelmesini sağlıyor. Renkli kalemler kullandığınız gibi lütfen özellikle çok sık takıldığınız, çok sık unuttuğunuz şeyler varsa onları da renkli postitlere yazmayı unutmayın. Renkli postitlere yazıp bunları duvarınıza, işte kapınıza, aynanıza asabilirsiniz. Böylece sürekli gördüğünüz için konuyu çok daha hızlı öğrenmiş olacaksınız. Son olarak ise o en çok zorlandığınız yerler var ya, işte onlara sınava girmeden o son bir saat içinde mutlaka bakmış olun. Çünkü son okuduğunuz şeyler onlar olacağı için sınavlarda aklınıza çok daha kolay gelecek. Evet arkadaşlar, bugün sizinle yazılılara nasıl çalışmanız gerekiyor? Bunlarla ilgili konuştuk. Yazılılar kapıda. Siz çalışmalara başladınız mı? Başlamadıysanız hemen başlamanız gerektiğini tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.